Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitimde Adobe Illustrator'da grafik tabloları nasıl hazırlanıyor bunu işleyeceğiz. Grafik tabloları özellikle infografik çalışmalarında, bunun yanı sıra faaliyet raporu, CV veya dergi gibi pek çok işi hazırlarken karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aslında bu tabloları Excel programında hazır şablonlar halinde yapabiliyoruz. Fakat InDesign'da çalışıyorsak Excel'de hazırlamış olduğumuz tabloları InDesign'a geçirdiğimiz zaman üzerinde oynama yapamıyoruz. Fakat bunları Illustrator'da yaparsak InDesign'a geçirdiğimizde üzerinde çok rahat oynamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi grafik tablolarını Illustrator'da hazırlamak için ne yapıyoruz? Öncelikle bunu göreceğiz. Daha sonra InDesign'a aldığımızda nasıl oynamalar yapabiliyoruz? Bunu göreceğiz. Ve aynı zamanda Excel tablosundan verileri alıp buradaki grafik şablonumuza nasıl ekliyoruz, nasıl entegre ediyoruz, bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz öncelikle grafik tablosunu hazırlamak için ne yapıyoruz bunu görelim. Grafik tablosu ayarlamak için öncelikle araçlar bölümümüzdeki grafik tablolarını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu grafik tabloları sizde burada görünmüyorsa şuradaki 3 noktaya basıp buradan grafik tablolarını bulup sol tarafa sürükleyebilirsiniz. Şimdi buradan grafik tablolarına bir kez dokunuyorum. Ve dokunduktan sonra şurada görmüş olduğunuz ok işaretine bir kez dokunup bunları dışarı alıyorum. Şöyle şu kısma doğru getirelim ve hemen ilk baştaki grafik tablosundan başlayalım. Buna bir kez dokunuyorum arkadaşlar. Dokunduktan sonra istersem ekranımda bunu ölçülü bir vaziyette açabiliyorum. Onu nasıl yapıyorum? Artboard'uma bir kez dokunduktan sonra karşıma şöyle bir panel geliyor arkadaşlar. Bu geldikten sonra buraya 400 piksele 400 piksel aç dersem, OK dediğimde bana 400 piksele 400 piksel bir alan açmış oluyor. Hemen bu grafik şablonunu şöyle ortaya doğru getiriyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi grafikle beraber bir de tablo geldi arkadaşlar. Buradaki tabloda görmüş olduğunuz sütunlara yazılarımızı yazdığımızda ve rakamları yazdığımızda buradaki grafiğimizi düzenlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ilk başta buradaki grafiğe birkaç yazı yazmak istiyorum. İlk olarak Photoshop yazalım. Buradan Photoshop diyorum. Ve tab tuşuna basarak bir yana kaydırıyorum. Buraya da Illustrator diyelim. Yine tab tuşuna basıyorum. Bir yana kaydırıyorum. Buraya InDesign diyelim. Yine tab tuşuna bastım. Ve buraya da Premiere Pro diyelim. Premiere Pro. Şimdi bunları hazırladıktan sonra bir de bunlara değer girelim arkadaşlar. Mesela bir CV hazırladığınızı düşünün ve buradaki programları ne kadar bildiğinizi bunun altına rakamlarla yazalım. Hemen Photoshop'un altına gelelim ve buna 22 diyelim. Hemen bir yanına gelelim, buna da 34 diyelim. Bir yanına gelelim, buraya 25 diyelim ve Premiere Pro'ya da 40 diyelim. Bunların seçimini yaptıktan sonra şuradaki onay kutusuna bir kez dokunduğunuzda görmüş olduğunuz gibi tablolarımız hazır bir şekilde yazılarıyla gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunun hemen yanında şurada görmüş olduğunuz bir de transpose var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda yazılar ve rakamlar yer değiştirir. Hemen bir kez dokunalım ve görelim. Görmüş olduğunuz gibi kolonlar yer değiştirdi arkadaşlar. Buna tekrar OK dediğimde bu sefer farklı şablona döndüğünü görmüş oldunuz. Hemen tekrar eski haline getiriyorum ve OK diyorum. Şimdi bunu hazırladıktan sonra üzerinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz diyelim. Mesela renklerini değiştireceğiz. Hemen şunu kapatıyorum buradan. Ve seçimimi yaptıktan sonra buradan Direct Selection Tool'u seçiyorum arkadaşlar. Direct Selection Tool'u seçtikten sonra şu üst kısımdan tutup aşağıya kadar çekerek buradaki grafiklerin tamamını seçiyorum. Grafiklerin tamamını seçtikten sonra şuradaki Stroke kısmını kapatıyorum. Stroke kısmını kapattım. Aynı şekilde bunlarda da o işlemi yapmak istiyorum. Tamamını seçtim. Ve buraya geldim, stroke'u kapattım. Stroke'u kapattıktan sonra şimdi gelelim bunları renklendirme işine. Hemen ilk baştakine bir kez dokunuyorum. Buradan da damlacık aracımı seçiyorum. Ve en baştaki renge bir kez dokunuyorum. Hemen yanındakini değiştirmek için klavyemden komut tuşuna basıyorum. Ve buradakini tekrar seçili hale getiriyorum. Daha sonra sarı rengimi seçiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Kırmızı rengi seçiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum ve yeşil rengimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi renkler bu kadar basit bir şekilde değişiyor. Hemen bunların da renklerini değiştirelim. En baştakini seçtim. Bu rengi verdim. Diğerini seçtim. Sarıyı verdim. Diğerini seçtim. Kırmızıyı verdim. Ve en son yeşili verdim. Şimdi renklerimiz değişti. Bir de fontlarımızı değiştirmek istiyoruz mesela. Onun için de yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Hemen fonta bir kez dokunuyoruz.
Fonta dokunduktan sonra üst tarafta görmüş olduğunuz gibi karakter panelim açıldı. Fakat ben buradan özellikler kısmını açıyorum ve özellikler kısmını şöyle ekranıma getiriyorum. Bu özellikler kısmını eğer burada göremiyorsanız arkadaşlar, Window bölümü altından özellikleri seçip buraya getirebilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım ve buradaki fontu değiştirmek için şu ok işaretine bir kez dokunuyorum ve buradan fontumu seçiyorum. Fontu seçtikten sonra boyutuyla da oynamak istersem aynı şekilde şuradan size'a geliyorum ve bunu biraz daha düşürüyorum. Şöyle tekrar kenara alalım ve grafik şablonum şu anda hazır arkadaşlar. Şimdi bu grafik şablonunu InDesign'e çekelim. Bakalım InDesign'da bu grafik şablonuyla oynama yapabiliyor muyuz? Hemen tamamını seçiyorum ve tamamını seçtikten sonra Command-C ile kopyalıyorum ve InDesign'e geliyorum. Şimdi InDesign'da hazırlamış olduğum boş sayfaya Command-V ile yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Command ve Shift'e basarak bunu biraz daha küçültüyorum. Ve küçülttükten sonra üzerinde oynama yapabilmek için görmüş olduğunuz gibi grup şeklinde görünüyor arkadaşlar bu. Hemen sağ tıklıyorum ve grubu boz diyorum. Grubu boz dedikten sonra burada oynayamadığım tek yer yazıları arkadaşlar. Yazıların rengiyle tabii ki oynayabilirim fakat yazıları değiştiremiyorum. Buraya aldığımda yazıları expand etmiş oluyor. Yazıları değiştirmek için buradan Type Tool'unuzu seçerek istediğiniz yazıyı yazmakta özgürsünüz. Fakat renklerinde oynama yapmamız çok basit arkadaşlar. Renge bir kez dokunuyorum ve istediğim rengi seçebiliyorum. Değeriyle de oynamak çok basit. Aynı şekilde bir kez dokundum ve istediğim şekilde değerleriyle de çok rahat oynayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu görmüş olduk. Hemen tekrar Illustrator'a gelelim ve farklı bir şablonda deneyelim bunu. Hemen bunları tutup şöyle sağ tarafa doğru çekiyorum. Hatta biraz küçültelim ve bununla işim kalmadığı için bunu expand etmek istiyorum arkadaşlar. Buradan obje bölümüne geliyorum ve bunları expand etmek için Flatten Transparan'ı seçmemiz gerekiyor. Flatten Transparan'ı seçtim ve OK dedim. Bunun bir diğer yöntemi daha var arkadaşlar. Hemen aslında o yöntemi de görelim. Şöyle tekrar Command-Z ile geri geldim ve obje bölümüne geldim. Obje bölümüne geldikten sonra Ungroup dedikten sonra Yes diyorum ve aynı şekilde bunu tekrar bozmuş oluyor arkadaşlar. Ve küçültüyorum. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi hemen ikinciyi seçiyorum. Bir kez dokunuyorum. Ve artboard'da şöyle bir alan açıyorum kendime. Bu alanı açtıktan sonra hani az önce dedim ya Excel'den de şablonlar çekebiliyorsunuz diye. Mesela buradakine dokunduğunuz zaman hazırlanmış bir Excel datanız varsa buradan direkt çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat ben şöyle Excel'de hazır bir şablon vardı. O hazır şablonun üzerinden mesela şuradaki 4 tanesini seçiyorum. Şöyle 60'a kadar gelelim ve sağ klik yaparak bunu kopyala diyorum. Kopyala dedikten sonra tekrar Illustrator'a geliyorum ve şurada görmüş olduğunuz 1'e bir kez dokunduktan sonra Command-V ile yapıştırmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra hemen şablonu görelim. OK dedikten sonra şablonu bu şekilde görmüş oldum. Hemen bunun yazı fontlarını biraz daha küçültelim. Ve bu sefer varyasyonunu değiştirmek istiyorum bunun. Hemen varyasyonunu değiştirmek için Transpose yazan kısma bir kez dokunuyorum ve tekrar OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer yatayda vermiş oldu bana bunu. Tekrar eski haline getiriyorum ve OK diyorum. Burada size göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Hemen tekrar yazı fontunu küçültelim. Çok küçülttük. Şöyle yazılarımızı biraz daha büyütelim. Ve bunların yanına başka değerler de girmek istiyorum. Mesela buraya 30 diyelim. Hemen onun altına gelelim. Buraya 20 diyelim. Hemen onun altına gelelim. Buraya 15 diyelim. Bir altına gelelim. Buraya da 60 diyelim. Tekrar OK dedim. Bakın bu sefer şurada şablonda zaten görmüş oluyorsunuz. Üst üste pastalar çıkartabiliyor bize. Ve görmüş olduğunuz gibi farklı renklerde de bunu getirmiş oluyor. Aynı şekilde bunların rengini değiştirmek için de Direct Selection Tool'a gelip tamamını seçip buradan Stroke'u kapatabilirsiniz. Ve renkleri de aynı diğerinde yaptığımız gibi damlacık aracıyla çok rahat bir şekilde değiştirme imkanınız var arkadaşlar. Tekrar Direction Tool'u seçiyorum. Bir kez dokunuyorum ve damlacığı seçip görmüş olduğunuz gibi renkleri çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorum. Aynı şekilde bunu da alıp InDesign'de çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Hemen turta şeklini yapmak için bunları tutuyorum. Şöyle kenara alıyorum ve şurayı da kapatalım. Turta şeklimi seçiyorum ve buradan Shift ile kendime bir alan daha açıyorum. Bu alanı açtıktan sonra daha önce kopyalamış olduğum veriler hali hazırda hala durduğu için bir kez dokunduktan sonra tekrar Command-V ile yapıştırıyorum. Daha sonra tekrar buradan OK diyorum
ve bu şekilde yan yana getirmiş oldu arkadaşlar bana. Ben bunun yan yana değil de bir turta şeklinde iç içe geçmesini istiyorsam yapmam gereken şey çok basit. Hemen buradan az önce göstermiş olduğum gibi transpoza geliyorsunuz. Bir kez dokunduğunuzda ve OK dediğinizde veriler yer değiştirmiş oluyor. Şimdi burada takoz şeklinde verileri yanında verdi aslında. Hangi rengin hangisi olduğunu göstermiş oluyor burada arkadaşlar. Eğer buradaki verilerin yani buradaki yazıların içeriye geçmesini istersek o zaman yine tablo kısmına gelip çift tıklamamız gerekiyor. Çift tıkladıktan sonra standart yazan yeri legend kısmını seçiyorum ve OK diyorum. OK dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi yazılar içeriye gelmiş oldu. Hemen tekrar ben bu yazıları dışarıda görmek istiyorum. Hemen tekrar çift tıklıyorum ve aynı şekilde gelip bu sefer standartı seçiyorum ve OK diyorum. Aynı şekilde yazılarım yan tarafa gelmiş oldu. Şimdi bunu kapatalım ve değişiklik yapmak için öncelikle Direct Selection Tool'u seçip tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra buradan da Stroke kısmını kapatıyorum. Aynı işlemi bunlarda yapmak için tamamını seçiyorum ve buraya geliyorum. Burada da Stroke kısmını kapatıyorum. Şimdi bunların bir de grubunu bozmak istiyorum arkadaşlar. Onun için sağ klik yaptığınızda data verilerini görmüş olacaksınız. Buradan grubu bozamıyorsunuz. İlk olarak grubu bozmak için obje bölümüne gelip buradan ungroup demeniz gerekiyor. Ungroup dedikten sonra buraya yes diyoruz ve şu anda tablomuz bozulmuş oldu arkadaşlar. Hemen bir kez daha dokunuyorum ve tekrar grubu bozuyorum. Bir kez daha dokundum, tekrar grubu bozdum. Hatta şöyle tamamını seçelim. Bunların hepsini ayrı ayrı grupluyor. Tamamını seçtikten sonra, pardon seçemedik. Şöyle şuradan seçelim tamamını ve yine seçemedik. Çünkü az önce bir tanesini bozdum. Tek tek bunları tekrar bozalım. Aynı şekilde seçiyorum. Bunların da tek tek grubunu bozuyorum. Evet, şu anda herhangi gruplu bir şey kaldı mı bakıyorum. Evet, gruplu bir şeyim kalmadı. Şuradaki verileri tutuyorum. Şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Bunlarla bir işim kalmadı aslında. Burada hazırlamış olduğumuz tabloyu 3 boyutlu bir hale nasıl getiriyoruz bunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Hemen ilk baştakini seçtim ve renkleri değiştirerek başlayalım. Damlacık aracımı seçtim. Buradaki renge bir kez dokundum. Komut tuşuna basarak yanındakini seçtim ve sarıyı aldım. Yanındakini seçtim, kırmızıyı aldım. Yanındakini seçtim, buraya da yeşili aldım. Şimdi bunların tamamını ayarladıktan sonra buradan geliyorum ve sol taraftan araçlar bölümünden elips tool'u seçiyorum. Elips tool'u seçtikten sonra tam ortasına geliyorum arkadaşlar ve alt ve shift tuşuna basarak bir tane yuvarlak açıyorum. Şuraya kadar açmam yeterli olacaktır. Bunu açtıktan sonra selection tool'u seçiyorum ve bunların tamamını seçili hale getiriyorum. Tamamını seçili hale getirdikten sonra sol taraftan yine araçlar panelinden şekil oluşturucu aracı seçiyorum ve bir kez dokunuyorum. Daha sonra alt tuşuna basarak bunların içini sürükleyerek temizliyorum. Bunları temizledikten sonra tamamını tekrar seçiyorum ve komut G'ye basarak grupluyorum arkadaşlar. Bunu grupladıktan sonra efekt bölümüne geliyorum. Buradan da 3 boyutlu efektimi seçiyorum ve bir kez basıyorum. Şimdi bunun şeklini değiştirmek için de şuradaki alt kısımdan tutup yukarıya doğru şöyle çekiyorum. Hatta biraz daha çekebilirim. Şöyle şuraya kadar kaldırdım. Şimdi bunu kaldırdıktan sonra kalınlık gayet iyi ve buna OK diyorum. OK dedikten sonra şimdi buradan bir tane dilimi de dışarı çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Onun için klavyemden Komut Y'ye basıyorum. Komut Y'ye bastıktan sonra çıkartmak istediğim dilimi seçiyorum ve çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra şöyle tutup tekrar aşağıya doğru çekiyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Bunu seçtikten sonra tekrar çift tıklıyorum ekranıma ve Komut Y'ye basarak ön izlemeden çıkıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu bir şekilde vermiş oldu. Bunları aynı şekilde buradaki tablolarda da yapabilirsiniz arkadaşlar 3 boyutlu bir şekilde. Burada turta şeklinde 3 boyutlu bir hale nasıl geldiğini görmüş oldunuz. Şimdi gelelim Excel ile InDesign arasındaki soruna arkadaşlar. Hani en başta demiştim ya Excel'de yaptığınız tablolar InDesign'da değişiklik göstermiyor diye. O kısmı nasıl çözüyoruz hemen onu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Buradan Excel tabloma tekrar geliyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz tabloya bir kez dokunuyorum. Seçemedim. Evet. Tabloyu seçtim ve Komut C ile kopyaladım. Tekrar InDesign'a gelelim. Şablondaki tabloyu buradan kaldırıyorum ve buraya Komut V ile yapıştırıyorum. Şimdi Komut V ile yapıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlarla herhangi bir şekilde oynayamıyorum. Fakat bunun da bir çözümü var. Hemen onu göstermek istiyorum size. Tekrar Illustrator'ı açtım. Illustrator'ı açtıktan sonra şurada hazırlamış olduğumuz tabloları şöyle tutalım ve kenara çekelim. Şunları da artık buradan kaldıralım. Şimdi Excel şablonumuza tekrar gelelim. Hemen buradan
Excel şablonumu açtım ve buradaki tabloyu tekrar komut C ile kopyaladım. Kopyaladıktan sonra tekrar Illustrator'a geldim ve komut V ile yapıştırdım. Burada bir uyarı alıyoruz. Hemen bu uyarıya OK diyerek geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Excel'deki tablomuz Illustrator sayfamıza gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bunu Alt ve Shift ile biraz daha büyütüyorum ve bakalım burada ne gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Onu görelim hemen. Öncelikle fontlar değişiyor mu bir bakalım arkadaşlar. Hemen şuraya Shift tıklıyorum ve font görmüş olduğunuz gibi değiştirilebilir formatta gelmiş oldu arkadaşlar. Buna tekrar Shift tıklayıp burada istediğim gibi tekrar yazıyı değiştirebiliyorum. Edit dediğimde görmüş olduğunuz gibi yazı değişiyor arkadaşlar. Peki tablolar değişiyor mu? Ona bakalım. Hemen buradan tabloya Shift tıklıyorum ve şuradan damlacık aracımı alıp rengi değiştirmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tabloları da çok rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada değişikliklerimizi yaptıktan sonra InDesign'a tekrar taşıyabiliriz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Excel'de hazırlamış olduğumuz bir tabloyu da Illustrator'a çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz ve bunun üzerinden yine değişiklikler yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve tabii ki bana destek olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.